ruhen ve bedenen vücudunuzdaki ve bedeninizdeki sağlıksız besinlerin kötü etkilerinden kurtulabilirsiniz. Tabii ki detoks sayesinde. İşte sizler için çok güzel detoks tarifleri. Bedeniniz ve ruhunuz iş temposundan yorulduysa ya da şehrin kalabalığından sıkıldıysanız ve detoks yapmayı kafanıza koyduysanız bütün detoksla ilgili tüm detayları Gül Kaynak'tan öğreneceğim. Nasılsınız Gül Hanım? İyiyim, çok mersi. Hoş geldiniz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin de enerjiniz çok güzel. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasıl başladınız bu maceraya? Ben üniversiteden sonraki üniversitede normal kilolu bir kızdım. Üniversiteden sonra 7 sene kurumsal hayatta, yani bizim hep plaza hayatı dediğimiz hayatta 22 kilo aldım. 22 kilo benim gibi kısa boylu bir insanda bayağı böyle bir yuvarlak yapıyor. Çok diyetler denedim. Veremeyince çok mutsuz olmaya başladım. Bu sefer bu benim moralimi de etkiledi. Yani aslında kilo insanın sadece sağlığını değil, moralini de çok kötü etkiliyor. Ve Uzak Doğu'da bir detoks merkezine gittim. Orada 10 günde 6,5 kilo yağdan verdim. Ve kendi başıma nasıl kilo vereceğimi kalori saymadan, sebzelerle, su içerek, doğru beslenerek, aslında biz biraz da bunun için kimyasına bakarak, yani matematiğine değil, kalori saymak değil de yediklerinizin kimyasına bakarak nasıl sağlıklı olacağımı öğrendim. Döndüm, 22 kiloyu verdim. Şehirde detoks tam olarak nedir? Yine çok önemli bir soru bence. Çünkü çok insan yıllık tatili bir iki hafta ya çocuklarıyla ya sevdikleriyle özel bir yere gitmek istiyor. Yurt dışında yemekleri güzel olan bir yere gidip yemekleri tatmak istiyor. Bir kaya, bir deniz sporuna gitmek istiyor. Onun için detoksu aslında aynı zamanda çalışarak yaparlarsa herkesin çok daha ekonomik oluyor, vakit olarak ekonomik oluyor. Biz diyoruz ki gidin şehirdeki bir detoks merkezine, bir hafta geçirin, orada öğrenin ve yaşayın ve evde detoksa devam edin. Ve bunu aynı zamanda çalışarak yapın. O yüzden detoksifikasyon aslında kişinin bir dönem daha çok sebze yemesi, daha çok sebzenin suyunu sıkması, ondan çorba yapması, bağırsak temizliği yapması ve daha çok su içip egzersiz yapmasıdır aslında. Detoks merkezlerinde tam olarak kişi neler öğreniyor? Nereden başlıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Kapıdan içeri girdiği andan itibaren bir kere fark ediyor ki daha sağlıklı bir dünyaya geliyor ve herkes pozitif enerjili, ellerinde herkesin bir taze sıkılmış meyve sebze suyu, daha çok su, bitki çayı, hep sağlıklı şeyler görüyorsunuz. Bir kere beslenmeniz ve içtiğiniz içecekler değişiyor. Evde küvet yoksa bile bir leğen doldurup içine biraz tuz koyup ayaklarını koysan o bile aslında vücudu çok rahatlatır. Böyle tiyolar öğrenmeye başlıyor kişi ve şunu fark ediyor. Ya ben gerçekten bir ilaca ya da bir hastaneye ihtiyaç olmadan da sağlıklı yaşam seviyemi yükseltebilirim. Aslında biraz da mideniz de küçülüyor değil mi? Ne kadar süre kalmak gerekiyor? Çok doğru. Yine önemli bir soru bence. Tabii ki kişiden kişiye değişir ama minimum 7 gün, 21 gün yani 3 haftada kendisi bu küre devam edebilirse çok güzel sonuçlar alınıyor. Bu arada az önce juice'lardan bahsettiniz. Evet. Karışık sebze suları, evet, meyve suları. Evet. Nasıl onları nasıl tüketmemiz gerekiyor? Bazen çünkü kendimiz evde diyet yapıyoruz, evet, ve sadece gün içinde o sulardan içiyoruz. Tamam. Burada profesyonel arkadaşlarımız var. Onlardan bir tanesi bize bir örnek sıksın. Ama bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu 4'te 3, 4'te 1 kuralı. Yani diyelim ki 4 ölçüyse sıkacağınız şey, bir ölçüsü meyve olsun, geri kalan 3 ölçüsü sebze olsun. Mesela 1 litre sıkacaksanız 250 mililitresi meyve olsun 4'te 1'i, geri kalan 4'te 3'ü muhakkak sebze suyu olsun diyoruz. Erhan'cığım, Müge Hanım'a güzel bir içecek, detoks içeceği hazırlayalım. Müge Hanım'cığım, gördüğünüz gibi burada yeşil yapraklı ve koyu yeşil sebzeler var. Mesela salatalık sıkılacaksa muhakkak kabuğuyla birlikte. Klorofili orada çünkü. Gördüğünüz gibi burada pazısı var, kereviz sapları var, marulu, ıspanağı, her şey var. Limon da gerçekten juice'ların olmazsa olmazı. Burada da gördüğünüz gibi pancarı, yeşil elması, zencefil kökü gibi şeyler var. Erhan arkadaşımız bunu şimdi güzel bir şekilde sıksın. Detoks merkezinde gün içinde taze sıkılmış anda şeyleri devamlı içiyor kişiler. Siz de bunların bir lezzetine bakmış, evet, olun. Ben sebzeli olandan tercih etmek sebzeli istiyorum. Sebzeli. Tamam, anlaştık o zaman. Diyelim ki gün içinde sadece bu içeceklerden içiyoruz. Bu yanlış mıdır?
yine çok önemli bir soru. Şöyle düşünün, sabah bir uyandı, bir tost yedi ya da bir öğlen bir hamburger yedi. İçinde asidik bir içecek içti yanında ya da bütün günü bir gofretle ya da cipsle geçiren insanlar var. Bunun içindeki mineral, vitamin, protein, kalsiyum, magnezyum, potasyumla o tostun içindekini karşılaştıramazsınız bile. Bu o kadar zengin bir yiyecek ki. Ama tabii bizim damak lezzeti diyen bir şey var değil mi? Bir de son zamanlarda çok konuşulan duygusal yeme var. Yani bir şeyi ihtiyacımız olduğu için değil, sevdiğimiz için, bizi iyi hissettirdiği için, çocukluğumuza döndürdüğü için ya da biri ikram ettiği için yiyoruz. O yüzden çok önemli bir soru. Aslında gerçek besin bunlar. Ve bütün günü bunlarla geçirebilse kişi aslında şahane bir sağlık seviyesinde aslında olur. Ekstra yemek yeme ihtiyacı olmayacak. Aynen. Özellikle diyet yapanlar için mucize bir şey. Aynen. Son dönemlerde de görüyoruz aslında herkesin elinde bu içeceklerden. Yine çok önemli bir şey sordunuz. Ben bunu Amerika'da aldım eğitimini. Orada bütün sizin gibi manken fiziği olan herkesin elinde yeşil içecek var. Diyet içecek reklamlarını öyle hazırlanıyorlar. Ama maalesef bütün obezlerin elinde diyet içecekler var. Yani asıl bunları içse herkes çok daha fit, mutlu ve sağlıklı olacak. Bunlar çok güzel şeyler Gül Hanım. Fakat bize birazcık motive de gerekiyor. Biliyorsunuz her pazartesi diyete başlayacağız. Salıda bırakıyoruz. Diyoruz, değil mi? Pazartesi gelsin başlıyoruz. Pazartesi gelsin başlıyoruz. Peki nasıl motive etmeliyiz kendimizi? Bence bu tarz merkezler onun için var. Kişi şehrinde sağlıklı yaşam merkezi ya da detoks merkezi araştırsın. Gitsin bir iki gün oradan bir koçluk alsın ya da bir kişiyle birebir bir seans alsın. Bir saat bile olsa biraz kendini anlatsın. Biraz önce benim anlattığım minik tüyolardan gelsin, notlar tutsun. Geçirebiliyorsa bir iki saatin değil bir iki gününü burada geçirsin böyle yerlerde. Ve inanın o motivasyon sağlandıktan sonra kişi devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben vermiş olduğunuz bilgiler için. Her zaman bekliyorum sizi. Sizin de ağzınıza sağlık. Sağlığınıza. Teşekkür ederim. Sağlığınıza. Gül Hanım'dan detoksa ve sağlıklı yaşama dair her şeyi öğrendik. Ben şimdi içeceğimi içmeye devam ediyorum. Görüşmek üzere.